Hadi Allah işini rast getirsin. Hayırlı haberlerle gel inşallah. Dur bakayım. Tamam. Bankadan sonra doğruca eve mi geliyorsun? Yayın Emine uğrayacağım dedim ya. Ha. Ara o zaman. Neler konuştunuz merak ederim. Tamam mı canım? Tamam. Hadi eyvallah. Hadi Allah'a emanet ol canım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayriye Hanım atölyeyi hazırladı, sizi bekliyor. Bugün başlıyoruz hayırlısıyla. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun. Canım. Hoş geldin şekerim. Ah, hoş bulduk. Ay canım. Bismillah, hadi. Sedirli odaya geç canım, oraya hazırladım her şeyi. İyi yapmışsın. Geç canım. Kahve yapayım mı önce? Yok. Bir an önce başlayalım. Ferun da yok mu? İşe girdi, sorma. Yarın başlıyor. Hadi canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ali Rıza amca. Buyurun. Hoş bulduk. Oturun şöyle, ben geliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Burası iyice karıştı. Nasılsınız? Nasıl olayım? Bildiğiniz gibi. Müdür bey müsaitse konuşmaya geldim. Müdür bey yok maalesef. Emekliye ayırdılar. Şevket'in olayında fazlasıyla toleranslı bulundu. Anladım. Savcılığa bildirmeyi biraz geciktirdiği anlaşılınca genel müdürlük affetmedi. Yazık. Şevket'in ona da zararı dokundu desenize. Zaten emekliliği de gelmişti. Olsun. Devam ederdi daha. Müfettişler hala bankada görüyorsunuz. Bu iki hesabında detaylı akışını rica ediyorum sizden. Hemen. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben müdür beyle görüşmeye gelmiştim ama ayrıldığını öğrendim. Evet. Bankaya olan borcun ödenmesi konusunda kiminle görüşeceğim acaba? İlhan Bey yerine vekaleten bakıyor. Teşekkürler. Rica ederim. İki dakika bekleyin, ben götürürüm sizi İlhan Bey'in yanına. Parayı bulabilecek misiniz? Onu konuşmaya geldim. Bir bankaya evi ipotek ettireceğim de biraz süre isteyecektim. Çıkana kadar hiç olmazsa faiz işletmesinler. Anladım. Borcumuz borç. Borç ödense bile yasal prosedür işlemeye devam edecek. Biliyorsunuz değil mi? Şevket eninde sonunda cezasını çekecek. Kaçmakla daha büyük aptallık ediyor. Aleyhine oluyor, haberi yok. İhal mihal bir sürü şey var. Onlardan da faydalanamayacak böyle kaçtıkça. Ay sus. Neyi? Allah aşkına söyle. Sedef'le Şevket konuşuyorlar mı ha? Yani konuşuyorlarsa ben de bileyim. Vallahi yok öyle bir şey. En son telefon kartını değiştirmiş dedi. Ondan sonra hiç konuşmamışlar. Yeminler etti. İnan ki bak. Ferhunde'yi de hiç aramıyor. En çok Sedef'i aradığına bozuldu. Ya, haklı da yani. Benimki de salak. Niye söylemiyorsun da gidiyorsun? Önceden haberim olsa gönderir miydim hiç? Elimden geleni yapacağım. Ama dediğim gibi bizim de yapabileceklerimiz sınırlı. Hele böyle bir durumda. Anlıyorum. Yine de teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhabalar efendim. Merhaba. Gülşen Hanım yok galiba. Müfettişin yanında, ben de sıramı bekliyorum. Anladım. İyi günler. İyi günler. Ali Rıza amca, gidiyor musunuz? İşim vardı diye beklemedim. Ne oldu?
başka bankadan kredi almanın da o kadar kolay olmadığını söyledi. Gelirim yeterli bulunmayabilirmiş ödemek için. En fazla bir hafta bekleyecekler. Sonra da inşallah kredi çıkar. Yoksa ne yapacaksınız? Evi satışa çıkaracağım, ne yapayım? Hiç satmayı düşünmeyin şimdilik. O sizin garantiniz. Biz de öyle düşünüyoruz ama başka çare kalmazsa. Kredi almak artık eskisi kadar zor değil. Önemli olan ödeyebilmek. Ama moralinizi bozmayın. Beni de haberdar edin. Tamam. Teşekkürler kızım. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Şevket bütün aileyi mahvetti. Bu adama yazık vallahi. Gözümün içine bakamadı adamcağız. Sizin hesaplarını dökümünü hazırladım. İsterseniz tek tek inceleyelim beraber. Tamam.